Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim adım Marina ve Astrolog Vitanova kanalıma hoş geldiniz. Astrolojiye farklı bir bakış açım var. Onu psikoloji prizmasından analiz ediyorum ve her olaya bireysel bir yaklaşım getiriyorum. Herkesi astrolojiye falcılık bakış açısıyla değil, saygıyla yaklaşmaya davet ediyorum. Bu atalarımız tarafından eski çağlardan beri bile bize verilen sorunları çözmek ve olası sorunları önlemek için harika bir bilimsel araçtır. Bugün tutulma koridorundan bahsedeceğiz. Yani tutulmalardan bahsettiğimizde karmik düğümleri kastediyoruz. Kuzey ve güney olanlar. Videoyu çok uzatmamak için şu anda sadece genel bilgilerden bahsedeceğim. Bunlar da çok önemli. Neyin olduğunu, neden bu kadar önem kattığımız bir dönem olduğunu da bilmek faydası vardır. Burçlara göre de ayrı videomuz olacak. Kuzey düğümümüz Koç'ta şu anda. Güney düğümümüz ise Terazi'de. Bu arada kanalımda bu konuyla ilgili bir videom daha var. Çok detaylı olarak anlattım orada. Merak ediyorsanız açıklama kısmına bunun linkini bırakacağım. Kişisel doğum haritanızda ay düğümlerinin nerede bulunduğunu öğrenmek için mutlaka doğum saatinizi bilmeniz gerekir. Sonrası zaten her şey çok basit. İnternette her şey sizin için otomatik olarak hesaplayacak birçok ücretsiz hizmeti var. Genel olarak ay karmik düğümleri nelerdir? Her birimizin horoskopunda, doğduğumuzda her birimizin mutlaka kendi matriksi, yani mutlaka kendi kaderimiz vardır. Her insanın kendine ait bir doğum haritası vardır ve aynı şehirde ve hatta aynı saatte doğmuş olsanız bile bu harita farklı olacaktır. Farklı çünkü her birimizin kendi karmik kaderimiz var. Burcumuzdaki kader büyük ölçüde hangi gezegenler üzerinde çalıştığımıza, neyi seçtiğimize bağlıdır. Çünkü çocukluktan itibaren, yani hala hiçbir şey anlamadığımızda ve bilmediğimizde yine de her zaman seçimimiz yapıyorduk ve buna ruhumuzun seçimi denir. Çoğu zaman bu seçimden diyelim ki bununla veya şununla arkadaş olacağım, bu insanla arkadaş olmak istemiyorum, yani bu şekilde hissediyorum veya bu mesleğe gidip gitmemiz bu alanda mı yoksa başka bir alanda mı çalışmamız gerektiği, kaderimiz buna bağlıdır. Seçimimize bağlı olarak doğum haritamızda belirli gezegenler gelişir ve hayatımızda ters bir şey olduğunda bazı gezegenler üzerinde çalışmamız gerekmesi çok muhtemel. Belki de ihtiyaç duyulan enerjiyi yüklemiyorsunuz veya kara ay çok açılmış olabilir, yani çok aktif halde olabilir. Ancak bu yalnızca bir astrologla veya uzun yıllar astroloji okuyan kendi başınıza görebilirsiniz. Karmik düğümler zordur. Yani burçta düştükleri yer ancak etkilenmediklerinde kolayca çözülebilir. Kötü gezegenlerle kavuşumda ya da olumsuz açıda ise her şey çok daha karmaşıktır. Bu nedenle her astrolog size her zaman kaderinizi takip etmeniz veya en azından karmik düğümlere göre belirli görevleri yerine getirmeniz gerektiğini söyleyecektir. Kuzey ay düğümünüzün olduğu yerde sizin amacınız, yani hayatınızın bir gelişim yönü var. Orada her şey sizin için genellikle korkutucu ve anlaşılmazdır. Bu noktada gelişmeniz ve çaba göstermeniz gerekiyor. Ancak karmaya göre kaderinizi bilirsiniz ve belirli doğru eylemleri yaparsanız eğer, o zaman alacağınız faydalar neşe, başarı ve mutluluğun duygusu. Güney ay düğümü her zaman bu dünyada geldiğimiz bagajımızdır. Bunlar bizim yeteneklerimiz olabilir. Bunlar sonradan kazanılmış beceriler de olabilir. Bunlar başarıya ulaşmanın oldukça kolay olduğu durumlar olabilir. Burada bizim için kolay ve her şey net ve açık. Güney ay düğümü bize bir üs verir, ancak yalnızca güney ay düğümü boyunca gelişirsek
karmayı ihlal etmiş oluruz. Çünkü bizim yolumuz gelişme yoludur. Bu da evrim yoludur. Ve elbette Güney Ay düğümünün bize verdiği potansiyellere dayanarak. Kuzey Ay düğümü gelişmeniz gereken yöndür. Bu kuzey düğümünüzün düştüğü burcun kalitesidir. Yani hangi burcunda denk geldiyse onun, o burcunun kalitesi, o burcunun niteliklerine çok dikkatli olmalıyız. Çok güzel bir şekilde orayı keşfetmeliyiz. Kuzey düğümü size hayatınızdaki herhangi bir sorunun üstesinden nasıl geleceğinizi gösterir. Kuzey düğümünüzün göre yaşarsanız eğer ruhunuzu geliştirirsiniz ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bu nedenle göz ardı edilemez. Bu ruhunuzun programıdır. Ay düğümleri 18-9 yaşlarında, 37-38 yaşlarında, 56-57 yaşlarında, 74-75 ve daha sonra 93-94 yaşlarında periyodik olarak doğum pozisyonlarına dönerler. Ancak 90 yıl sonra artık karmadan değil Satürn'den etkileniyoruz. Orası artık farklı kurallar. Yani ay düğümlerinin tam döngüsü 18,5 yıldır, yarım döngüsü ise 9 yıl. Genel olarak karmik düğümlerin ekseni yaşamlarımızda çok güçlü değişimlerin ve büyümenin gerçekleştiği eksenidir dolayısıyla. Dikkat ederseniz hayatımızdaki en önemli anlar ve dönemler tam olarak 18 ile 20 yaş arasında, ardından 36 ile 40 yaş arasında ve daha önce bahsettiğim yaşlara göre böyle devam ediyor. Bu yıllarda evrenin gözü bize yöneliktir. Yani karmik gözü bizi tam olarak doğum haritamızda belirtilen görevlere göre kontrol eder. Ve eğer bu vektörü takip etmezsek, ona doğru çaba göstermezsek eğer, bizim yönümüze doğru gelişmezsek kayıplar meydana gelir. Ya da insan sürekli aynı hatalara döndüğü hissine kapılıyor. Bu nedenle yılların bu dönemlerinde başınıza gelenlere çok dikkat edin. Doğumsal karmik düğümümüze göre gelişmezsek ölümcül olaylar bile meydana gelebilir. Hatta bazı insanlar bile vefat edebilir. Bu yıllardaki arkadaşlarınızdan veya ünlülerden bile takip edebilirsiniz. Ünlülerden takip etmek çok daha kolay olacak çünkü onların haritalar zaten internette var. 18-9 dediğim gibi daha önce 37-38, 56-57, 74-75 yaşları. Bu nedenle arkadaşlar hayatınız boyunca nasıl gelişeceğinizi ve ne için çabalamanız gerektiğini bilmek için kişisel burcunuzda kuzey ve güney düğümlerinin nerede olduğunu bilmek çok önemlidir. Kendinize zarar vermemek için ve karmik kaderinizi gerçekleştirmek için. Ancak hangi konunun geliştireceğini bilmek için her yıl ay düğümünün nerede bulunduğunu bilmek de çok önemlidir. Bu bir sonraki adımınız için evrenden ipucunuz. Dediğim gibi sonraki videoda karmik düğümünüzün nereye düştüğünü ve hangi vektörü almanız gerektiğini her burç için ayrı ayrı anlatacağım. Sevgili dostlar, kendiniz için önemli bilgileri kaçırmamak için yeni videolarımı takip edin. Kanalıma abone olun ve tekrar görüşmek üzere.